Tam da devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim bir mucize. Hepimize Evet. bahşedilen tek tek çok özel, tek ve hayatımızı şekillendiren, değiştiren, bizi iyiye güzele yönlendiren bir kitap. Ne kadar vakıfız onu bilmiyorum. Kitap bizim, hatta bizi de geçtim, evrenin başlangıcını nasıl anlatıyor kutsal kitabımız? Öncelikle bu programa beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Konu Kur'an olunca zaten severek, koşarak hatta geliyorum böyle bir programa. Kur'an çok yönlü bir kitap. Evvela Kur'an hakkında birkaç cümle söyleyelim. Allah bir ayette onu nur olarak tanımlıyor. Yani ışık. O bir yerde karanlıklarda adeta kalmış gibi hisler bu dünyada. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz soruların cevabını bilmeyiz. Kur'an ışık olarak, nur olarak onları bize gösterir. Diğer bir ayette Kur'an hüda olarak, hidayet olarak tanıtıyor. O biz birçok yanlışlıklar yaparken bizi doğruya ileten bir kitap olduğu için Kur'an hüdadır. Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan'dır. Yani doğruyla yanlışı ayırt ettirendir. Biz ne yapmamız gerektiğinde tereddütteyken ne yapmamız gerektiğini Kur'an bize gösterir. Diğer taraftan Kur'an mufassaldır. Yani detaylandırılmış kitaptır. Bize gerekli detayları veren bir kitaptır. Kur'an buna benzer birçok isimle tanıtılıyor. Yani Kur'an'ın ahlakla ilgili bir yönü var. En önemli özelliklerden biri tabii bize Allah'ın varlığını tanıtması, yaratıcısını tanıtması. Diğer bir özelliği ahireti tanıtması, buradan nereye gideceğiz onu bize tanıtması, niye burada olduğumuzun anlamını tanıtması ve bize birçok ibretler de veriyor. Aynı zamanda bunları anlatırken geçmiş kavimlerde olanlardan, bitenlerden ki biz bu dünyada nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini, yaratıcımızla nasıl bir bağ kurmamız gerektiğini anlayalım. Aynı zamanda sahte tanrıların üzerine balyoz gibi iniyor Kur'an. Onları teker teker parçalıyor. Gerek o putlar olsun, gerekse kendi ilahlaştırdığımız nefsimiz olsun. Onları da bir yandan paramparça ediyor manzarayı çizerken. Ha, bütün bunları yapan Kur'an'ın vazifelerinden bir tanesi bize evreni tanıtması. Değil mi? Siz nasıl istediniz şu anda evrenin başlangıcı ile ilgili şey. Tabii Kur'an evrenle ilgili çok şeyler söylüyor. Ama evrenle ilgili bize çizdiği manzaradan biri şu Kur'an'ın. Şu karşınızda gördüğünüz evren var ya, yani işte hayvanlarıyla, gökyüzüyle, yıldızlarıyla, dünyasıyla. Bu evrenin bir başlangıcı var. Bak, o kendi kendine var olan bir şey değil. O bağımlı bir şey. O yüzden onun başlangıcı var diyor. Yani bir şey eğer ki başlangıcı varsa kendi kendini zaten açıklaması olamaz. Başka bir şeye bağlıdır. Bize okulda gaz ve toz bulutuydu diyorlar mesela. İlk evren için, yani dünya için belki. O gaz ve toz bulutu nereden geldi? Evet. Hepsinin... Tabii ama biliyor musunuz, size okulda söylenen bir şey Kur'an da diyor. Bakın, bana onu Fussilet suresinde söylüyor. Duman halinde olan yere ve göğe, yani gaz halinde olan yere ve göğe yöneldi. Onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedi diyor. Yani şu andaki aşamadan önce bir gaz aşaması evrenin geçirdiğini, büyük ihtimal o ders kitaplarına yazanların çok Kur'an'da da onun geçtiğinden haberleri yoktur. Hala bazı Kur'an hafızları bile bilmiyorlar Kur'an içeriğini. Yani o da ayrı bir soru. Yani birçoğumuz Kur'an okuyoruz ama Kur'an'ın havada oluşturduğu titreşimlerden medet umuyoruz. Onun içeriğinin zihinlerimizi, gönüllerimizi, kalplerimizi oluşturmasını, bize yön vermesini beklemiyoruz. Bu yani çok önemli bir eksiklik. Ha, Kur'an'ın içeriğinde o dediğiniz şey de var. Ama ondan öncesine gidersek, mesela Enbiya suresi 30. ayette, bütün bu gördüğümüz evrendeki her şey, dünya hepsi bitişikti, yer gök bitişikti ve biz onları ayırdık diyor. Yani bütün bu gördüğümüz varlık, hani sırf bizim galaksimizde 100 milyarlarca yıldız var. Ve bizim galaksimiz gibi 100 milyarlarca galaksi var. Allah diyor ki yani bütün bu gördüğünüz her şey, hepsi bitişikti ve biz onları ayırdık diyor. Ha, günümüzde bilimle de bu oldukça iyi bir şekilde temellendirilmiş bir teori. Yani büyük patlama teorisi veya Big Bang teorisi deniyor. Bunu detaylarına girmeyeceğim. Ama bu teorinin bize söylediği şey, bütün bu gördüğümüz evren başlangıçta bir misket kadar bir şeydi. O misket kadar bir şey, bize söylediği şey, bütün bu gördüğümüz evren başlangıçta bir misket kadar bir şeydi. O misket kadar bir şey açıldı, 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 genişledi, genişledi. Ve şu anda bu gördüğümüz muazzamlıkta evren oldu. Ve bizim hikayemiz bunun içerisindeki süreçlere bağlı. Mesela biz burada işte sağ olun ıhlamur getirmiş arkadaşlar. İşte ıhlamurun içinde su var, işte şeyler var. Ne bileyim, ıhlamurun kendisinde mutlaka karbon vardır. Organik bir şey olduğu için. İşte o karbon da o sürecin içinde, o genişleyen evren içinde, yıldızların içinde pişiyor. O yıldızlar o zaman öldükten sonra onların çöplükler üzerinde yeni yıldızlar oluşuyor ve güneşimiz oluşuyor. Ve buranın içinde işte biz o evvelki yıldızların içinde o karbon pişebildiği içindir ki bizim gezegenimizde var. O burada olabildiği içindir ki ıhlamur oluyor ve biz bunu içebiliyoruz. Yani siz şöyle bir ıhlamur gibi bir şeyin bile hikayesini anlatmaya kalksanız
Emin olun 13,8 milyar yıl önce o başlangıca gidip o süreci yeniden yaşatmanız gerekiyor. Yani Allah o kadar muazzam, o kadar ince bir düzen kurmuş ki. Ve bununla ilgili de çok enteresan, peygamberimizin döneminde bilinemeyecek atıflar var. Bakın işte her şeyin bitişik olup ayrıldığını söyleyeyim bir yavuz. Zariyat suresi 47. ayette muazzam bir ifade. Çünkü bu fiziğin, bilimin olabilecek en önemli bilgilerinden biri olduğu söyleniyor. Evreni biz inşa ettik ve onu genişletmekteyiz diyor Allah. Hani şu sohbete başladık ya demin. Hı hı. Şu sohbetten şu ana gelene kadar bile evvelkinden daha geniş, daha büyük bir evrendeyiz. Dünyamızın bu hacminden çok daha fazla bir sohbetten başlayana kadar. Yani buraya birkaç kadar, dakika bile. Birkaç dakikada evrenimiz ondan dünyamızın hacminden çok daha fazla genişlemiştir diyelim. Bakın birkaç saniyede bile. O kadar dinamik, o kadar çok değişimin olduğu, o kadar çok her şeyin birbirine ince bir şekilde bağlandığı bir evrendeyiz. Bir şey sorabilir miyim? Biz hep uzayda başka canlılar var mı diye aradık. Uzaylı dedik adına. Evet. Ve başka dünyalar var mı böyle atmosferle koruma altına almış, muazzam şekilde denk gelmiş, evet, yapılandırılmış Allah tarafından. Hı hı. Aslında öğrendikçe daha çok hayranlığımız artıyor. Tabii. Bir taraftan da merak ediyoruz. Acaba Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim'de yerde ve gökte olan şuurlu varlıklara atıf var. Yani gök ifadesi de geçiyor Kur'an'da ki gök ifadesi Kur'an'da bu yeryüzünün üstündeki bütün alan için kullanılır. O yüzden burada böyle bir atıf olduğunu düşünenler olmuş. Fakat apaçık bir şekilde Kur'an yani uzayda şöyle şöyle bir medeniyet var falan şeklinde bir anlatımı yoktur. Yani oradan bir işaret kabul etmiş ama Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra evrende Allah'ın isterse başka canlılar yaratabileceğini düşünmek gayet doğal bir şey. Olabilir de olmayabilir. Yani bunun için çok kesin bir şey söyleyecek durumda değiliz. Ama şöyle bir bize biyoloji tarihinin gösterdiği bir şeyden bahsedeyim. Bakın 17. yüzyıla geldiğinizde bu dünyadaki canlı türlerinin sayılarını binlerle sayıyorlar. Bakın şu anda biz dünyadaki canlı türlerinin sayısını milyonlarca olduğunu öğrendik. Bakın, insanlık tarihi kaç yıldır tam olarak bilinmiyor. Ama kaç yıl olursa olsun 200 yıl, 300 yıl çok ufak bir süreç. Bu kadarlık bir zamanda binlerce olan şey milyonlarca olduğunu öğrendik. Yani biz insanlık çok uzun bir zaman dönemi dünyada şurada yanı başımızda olan canlılardan biri habersizdik. Mesela denizlerin altında kapkaranlık olan ortamlarda ışık üreten belli balıkların yaptıklarından habersizdik. Veyahut da bazı canlılar görüyorduk ama onların yaptıklarını, detaylarını veya onların tür özelliklerini falan hakkında ciddi bir bilgiye sahipti. Daha farklı bir şey söyleyeyim. İnsanlar hasta oluyordu ve ölüyordu. Niye olduğu bilinmiyordu. Mikrop denen şeyi ancak belli fiziksel ortamlara sokup onları incelediğiniz zaman laboratuvar ortamları geliştikçe öğrendik. Oysa mikrop da Allah'ın yarattığı. Tabii. İşte mikroplar, bu tek hücreli canlılar bizim her tarafımızda duruyordu. Bunlardan habersizdir. Ne zaman bunu anladık? 17. yüzyıl. Burada çok önemli bir şey var. Mikroskop ortaya çıkıyor. Böyle Malebranche gibi ünlü bazı felsefeciler, Leibniz gibi mikroskobun daha çıkışıyla beraber o canlılardaki detayların gözüktüğünü görünce Allah'ın sanatıyla ilgili bize mikroskobun birçok şeyler vereceğini söylüyorlar. Ve ondan sonra biz mikroskop sayesinde dediğiniz gibi yani mikropların da varlığını öğrendik. DNA'nın yapısını da mikroskoplar geliştirince tabii o 1950'li yıllara geldi onu öğrenmemiz. DNA'nın yapısını öğrendik, proteinleri de öğrendik. Şu anda bizim bildiğimiz şuradaki tek bir noktamızda düşünün. Yüz binlerce hücre var. Ya. Bu hücrelerimizin içinde bir zar var. Şöyle bir bodyguard gibi hani böyle gereksiz adam gelirse içeri hop kardeş falan girme diyor. Veya gerekli olursa tamam sen içeri gel sen de şuraya geç falan filan diyor. İçeridekiler gerekli maddeleri dışarı bırakmıyor. Sonra bir mitokondri var içimizde, bir enerji santrali. İçerinin bütün enerjisini düzenliyor. Mitokondri var içimizde, bir enerji santrali. İçerinin bütün enerjisini düzenliyor. Bir RNA'lar var, çalışan işçiler gibi. O hücrenin içinde gerekli bütün işleri yapıyorlar. Proteinleri yeniden inşa ediyorlar. Hücrenin bölünmesinde diğer şeyde çok etkinler. Proteinlerin her biri bir fabrikanın makinesi gibi çalışıyor. Hele ortada bir DNA var ki müthiş bir bilgisayar, beyin. Yani oranın adeta bir işte cumhurbaşkanı, başbakanı gibi adeta o hücreyi yönetiyor. Bakın biz hücreyi çok sıradan bir şey zannediyorduk. Yani mikroskop bulunduğunda bir hücrenin varlığı iyice anlaşıldı ama ilk bulunduğunda da içi böyle sıradan bir sıvıyla dolu, etrafı bir baloncuk zannediliyordu hücre.
Ancak mikroskop geliştiğinde böyle çok sıradan zannedilen hücrenin bu kadar detaylı, bu kadar ince olduğunu gördük. Allah'ın aslında şu bizim bir noktamızda bile yüz binlerce fabrikanın olduğunu Allah'ın işte bilimleri geliştirmesi sayesinde öğrendik. Siz böyle söylerken şimdi fark etmediğimiz, yıllar sonra öğreneceğimiz daha ne kadar çok şey var. Tabii. Öğrendikçe Kur'an-ı Kerim'e daha çok yaklaşıyoruz. Öğrendikçe evet. Yıllar ya anlıyoruz onun ne demek istediğini. Şimdi bazı cümleleri belki fark etmiyoruz. Yeni evet. Geldiğinde fark ediliyor herhalde. Evet. O yüzden mi yaşsız, zamansız, sınırsız olduğu tabii. ifadesi doğru olur mu? Evrenin yaratıcısından bir kitapsa zaten böyle bir şey beklemeniz lazım. O sadece kendi döneminde inen, insanlara sırf belli bir ahlak reçeteleri veren, o dönem için söyleyeceğini söyleyip de işi bitmiş bir kitap değil. O hepimize işte dediğimiz gibi hayatımıza anlam verdiği gibi bu evrene bakarken nasıl bakmamız gerektiğini de anlatıyor. Bakın günümüzde böyle bir sürü böyle New Age tarikatlar, marikatlar böyle toplumda var. Yani bu hem Amerika'da var, Türkiye'de var böyle New Age gruplar falan. Veya başka tip gruplar var. Bunların mesela çoğunun yaptığı şu şekilde bir şey. İnsanlar kendi öğretilerini veriyorlar kapalı bir şeyde ve ciddi anlamda bunu sorgulamaya açık da tutmuyorlar, ortaya koymuyorlar. Budur diyorlar ve ya inanın ya inanmayın. Veyahut da başka bazı işte uzak doğu dinlerinde görüyoruz, onu veriyor. Bu bir işte inanç meselesidir sadece, buna inandın, inanmadın, bitti diyor. Veya inanmayanı sadece kınamakla geçiriyor. Oysa Kur'an öyle yüksekten bir perdeyle, öyle bir özgüvenle meydan okuyor ki, haydi diyor onun surelerinden 10 tanesinin benzerini getirin. Eğer ki doğru sözlerseniz, haydi Kur'an burada duruyor, 114 sure. Onun, eğer ki doğru sözlerseniz 10 tane suresinin benzerini getirin, hepsini de demiyorum diyor Kur'an. 10 tane suresinin benzerini getirin, sizin doğru sözlü olduğunuz anlaşılsın diyor. Ama yapamazsanız da tabii başka ayetlerde geçiyor, onların yalancılar olduğunu bilin diyor Allah. Veya Bakara suresinde diyor ki, hadi 10 sureye diyelim ki yani uğraşamazsınız, hadi bu surenin bir benzerini getirin. Eğer ki bu surenin bir benzerini getirirseniz işte... İddianızı ispatlayabilirsiniz diyor. İsra suresinde de yine Kur'an diyor ki bütün insanlarla cinler bir araya gelseler onun bir benzerini meydana getiremezler diyor. Şimdi böyle dikkat edin, karşı tarafa öyle Kur'an hani kapalı kapılar arta bunu öğreteyim gelenek olarak yaşansın diyen bir kitap değil. Meydana çıkmış alenen herkese meydan okuyan bir kitap. Haydi bir benzerini getirin diye meydan okuyor. Onun yanında ne yapıyor Kur'an? Demin dediğiniz şeylerle ilgili. Kendisi Kur'an'ın en büyük iddiası ne? Allah'ın varlığı. Allah'ın gücünün kudretinin yüksek olduğu. Bu dünyayı yaratan Allah'ın, bu sanatın sahibi Allah'ın ahireti de yeniden yaratacak güçte olduğunu söylüyor Kur'an. Çünkü bazıları hani çürümüş kemikleri kim diriltecek deyince Kur'an'da ister taş olun ister demir diyor. İsterse gözünüzde büyüttüğünüz daha büyük bir şey olur. Bunları ilk defa yaratan kimse onun yaratacağını söylüyor Kur'an bize birçok ayette. Ha burada neyi gerektiriyor? Bu ilk yaratılışı anlamanızı gerektiriyor. Ha burada ne anlıyor? Ve Kur'an bu yüzden sürekli evrendeki şeyleri insanları tanımaya, bilmeye, incelemeye davet ediyor. İlk emir oku tabii. Değil mi? Bize? Yani sadece bu kitabı oku da içinde kal demiyor. Ha Kur'an'da Kur'an'ı okumak ve tedebbür etmek hatta böyle yani havada bir sırf titreşim oluşturarak okumak değil. Anlamına vakıf olarak onun derinliklerine nüfuz etmeye çalışarak okumak Kur'an'da geçiyor birçok yerde. Ama Kur'an sadece bu kitabın içinde kal da demiyor. Aynı zamanda evrene de yöneltiyor. Evrenden gelecek malzemenin, verilerin kendi içeriğini doğrulayacak nitelikte olduğunu söylüyor Kur'an. Şimdi bu davet müthiş bir şey. Değil mi? Çünkü eğer ki evrene gidip de sizin fark ettikleriniz Kur'an'ın ortaya koyduğu tezlerle, mesela sizin demin söylediğiniz tezle, mesela evrenin başlangıcı olduğuyla uyumsuzsa, bu evren ezeli gözüküyorsa, değil mi? Kur'an bir yerde kendini tehlikeye atmış olur. Ama ne demişler yani abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphe olsun dersin. Yani Kur'an kendinin hakikat olduğundan şüphe edilen bir kitap değil ki ortaya kendisinin denenmesi için. Buyur bak süzgeçten... öğren gör tekrar bana dön. Tabii. Çünkü bende evet. Doğru diyor. Evet. Peki. Benim dediklerimin doğru olduğunu anlatıyor. Bakın Kur'an orta evrenin başlangıcı olduğu ile ilgili müthiş bir tezi var. Bir de sonuyla ilgili de tezi var. Şimdi onu soracaktım. Evet. Nedir? Yani bu dünyaya çok alıştık. Kimse ölüp geçip gitmek istemiyor ama sonumuzu da biliyoruz hepimizin. En sonunda herkesin başına gelecek. Kimse ölüp geçip gitmek istemiyor ama sonumuzu da biliyoruz hepimizin. En sonunda herkesin başına gelecek tek şey. Ölüp göçüp gitmek ama nereye gidiyoruz? Hadi onu geçtim. Bizim sonumuzu biliyoruz. Peki evrenin sonu var mı? Varsa ne zaman ve nasıl? Evet. Kur'an bir kere evrenin sonunun ne zaman olacağını bilemeyeceğimizi söylüyor. Dikkat edin. Sonunun mutlaka olduğunu fakat tarihi bilemeyeceğimizi söylüyor. Hatta peygamberimize soruluyor dönemde. Sen de nerede onda bilgi ki bunu sana soruyorlar diyor.
Sanki sen biliyormuşsun gibi bunu sana soruyorlar diye Kur'an'da birçok ifade var. Peygamberimiz bunu bilmediğini söylerken günümüzde köşe başından falan çıkıp da kendisi tarif veren arkadaşlar çıkıyor. Daha 21 Aralık'ta birkaç sene önce gördük değil mi? Yani kıyamet kopuyordu hatırlıyorsanız birkaç sene önce. Ondan sonra onu bir çevirdiler. Bir üst zihin haline geçmeye. Yani şu anda... Şirince'ye gittiler değil mi? Orası sadece evet, kalacakmış. Üst zihin haline geçtik mi geçmedik mi şimdi ayrı bir komedi. Sürekli böyle tarif verenler çıkıyor. Kur'an diyor ki sanki sen biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. Peygamberimiz bile tarihi bilmiyor. Haşa kim bilebilir o zaman? Tarihi peygamberimizin bilmemesine karşılık evrenin sonunun, Kur'an'ın saat bir evrenin sonu. Biz Türkçe'de kıyamet saati veya kıyamet kopması diyoruz daha çok ama Kur'an'ın ifadesi saattir. Kesinlikle o saatin geleceğini söylüyor. Hatta peygamberimizle alay edildiğini, karşı kıldığını görüyoruz. Sebe suresinde mesela o saat bize gelmez diye karşı koyuyorlar. O saatin başka bir ayette bana bize geleceğini sanmıyorum diyor bir, karşı taraf. Kur'an buna karşı yıldızların sonunun geleceğini söylüyor mesela Mürselat suresinde. Başka bir yerde gezegenlerin dağılacağını söylüyor. Başka bir yerde Tekvir suresinde bu güneşimizin sonunun geleceğini de söylüyor. Ve dünyamızda çok büyük bir deprem manzarası çiziliyor. Bu bilimin ortaya koyduğu verilerle şu anda birebir uyumlu. Yani günümüzde bilimi takip eden bir ateistin bile evrenin sonunun gelmeyeceğini iddia etmesi mümkün değil. Çünkü artık biliyoruz ki yıldızlarımız işte hidrojeni helyuma çeviriyorlar ama bunu şöyle anlatabiliriz. Yani düşünün evinizde işte kömür, odun var. Bir yerde eviniz ısınıyor diyelim şeydir. Ne olur bir süre sonra yakıtınız bittiğinizde eviniz ısınamaz hale gelir. Şimdi yıldızlar öyle bir yakıtla ayakta durduklarını, yaşadıklarını düşünün. Yakıtları bitince artık yaşamaları da mümkün değil. Şimdi bu öğrenildikten sonra fiziksel olarak yıldızların sonunun geleceği kaçınılmaz. Yıldızların sonu gelecekse gezegenlerin sonunun geleceği de kaçınılmaz. Bizim de bir enerjimiz var içimizde. Ama dikkat edin bu son birkaç yüzyılın bilgisi. Daha evvel insanların birçoğu işte kendi ataları, ataların ataları, yüzlerce yıl insanla böyle sabit bir dünya, sabit bir gökyüzü ne tanıklık ettikleri için bunun sonu kim getirecek, bunun sonu gelmez diyorlar. Ha Müslümanlar bunu ilk defa yaratan kimse isterse sonunu getirir diye buna inanıyorlar. Fakat bugün bu bilimin açık verilerini ortaya koyduğu bir şey bu evrenin sonunun kaçınılmaz olduğu. Fakat burada Kur'an tabisi bir böyle hani bir şey söylemiş olmak için, kimsenin bilemediği bir şey söylemek için bunu ortaya koymuyor. Kur'an burada bir zihin inşa ediyor, bu çok önemli. Nasıl bir zihin inşa ediyor? Birçok insan dünyada kendisi ölünce de hiç olmazsa ben bu dünyada bir eserler bırakayım. Hı. İşte benim neslim, çocuklarım devam etsin. Ben şuraya bir tane işte şöyle bir köşk yapayım. Şuraya şöyle bir opera binası yapayım. Şuraya bunlardan olabilir yani bunlara karşıt olacak bir şeyimiz yok. Ama bu tip şeylerle bıraktığı eserlerle kendini bu dünyada ölümsüzleştirmek istiyor. Ama bu dünyanın bile bir sonu olduğunu anladığınız zaman kendimiz ölümsüz olamayacağımız gibi bıraktığımız eserlerle bile bu dünyada ölümsüz olmamız mümkün değil. Ha Allah ölümsüzlüğü vaat ediyor. Ama o bizim bıraktığımız bu dünyadaki eserlere bağlı, bizim gücümüz kudretimize bağlı değil. Bizim yaratıcımızla bağlanmamız ve onun bize rahmetine bağlı bir şey olarak Kur'an'da sunuluyor. Ondan mesela başka bir ayette işte evrenin sonuyla ilgili olaylar anlatılırken diyor ki o yükselticidir, alçaltıcıdır diyor. Yani o evrenin sonuyla ilgili süreç aslında hepimizin bundan sonra bir yükselmesini veya alçalmasını ortaya çıkaracak. Nasıl? Bu dünyada bizi yükseltecek şey çoğumuz işte karizmalar olduğunu zannediyoruz. İşte böyle çok ünlü bir adamsan, karizmatiksen, belli ünvanların varsa. Paran varsa. Hele hele de bir de paran varsa. Şöhret varsa. Maddi gücün varsa. Bu işte yani bu dünyada bizi yükselten şey maddi güç, kalabalık aileler, maddi güç, sağlık, yakışıklılık, şu bu. Böyle bunlar olsun ama yükselelim. Bunlardan birazcık azalsa ay panik yapıyoruz. Ciyak ciyak bağırmaya başlıyoruz. Çünkü bu dünyadaki ufacık bu dünya alanındaki ufacık hedeflerimiz var. Bu dünyadaki alçalmayı da ne bileyim yani işte biraz prestiji düşük bir işte çalışıyorsak işte paramız azsa bir dünya, bu dünyada bizi alçaltıcı şey olarak bunu görüyoruz. Oysa Kur'an'ın ortaya koyduğu kriterlere göre bizi yükseltecek şey Allah'ın istediği şekilde bir hayat sürmemiz, takva sahibi olmamız, erdemli olmamız, Allah'ın sınırlarına dikkat etmemiz. Bizi alçaltıcı şey ise bunun tam tersi şeyleri yapmamız, Allah'ın istemediklerini yapmamız, Allah'a kale almadan bir hayat yaşamamız. Evrenin sonuyla ilgili süreç niye çok önemli? Çünkü evrenin sonu geldikten sonra artık işte o bizim hesap vermemiz ve bu dünyada yaptıklarına göre karşılık bulacağımız süreç başlıyor. O yüzden artık bu evrenin sonuyla ilgili başlayan süreç bizim yükselip alçalacağımızın ama gerçekten Allah'ın koyduğu kriterlere göre yükselip alçalacağımız
süreçti. Ha, akıllı insan bu dünyadaki böyle basit şeylere kapılıp, bu dünyadaki karizmalar, köşe dönmek gibi çok kısa bir süre sonra öldüğümüzde hepimizi terk edecek şeylere sarılmak yerine Allah'ın koyduğu o gerçek hedeflere gider. İşte Kur'an da bu yüzden önemli. Bakın, Kur'an bize hedef olarak bunu koyuyor. Kur'an bizim zihinlerimizi oluşturmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu dünyada çevremiz, bu dünyadaki filmler, diziler öyle bir zihin oluşturuyor ki bizde. Bu dünyada işte şu kadar paran olursa işte çok önemli adamsın. İşte şöyle bu dünyada karizman olursa önemli adamsın. Şöyle bir evlilik yaparsan, şöyle bir evin olursa önemli adamsın diyor. Bu dünyanın içinde bizi çok sıradan koşuşturmaların içine giriyor. Ha bunlar da olabilir. Bakın yani bunlar da kötüdür değil mi? Olabilir ama hepsi sağlıkta oluşacak bir probleme bakıyor ne yazık ki. Şan, şöhret, para, pul çok gördük değil mi? Sevdiğiniz insanların bir anda bir rahatsızlık geçirdiğini görüp üzüldük. Vefatlarına şahit olduk, üzüldük. Doğumlara şahit olduk, sevindik. Yani bu hayatın içinde biz aslında bir şekilde hamur gibi yoğrulup gidiyoruz. Şimdi hayatın içinden haberlerden bir tanesi. Bir şey daha bir diyeyim de bir şey diyeyim bir dakikalık. Hemen. Yani İslam'ın koyduğu zaten hedefler açısından bu dünyada sağlığı kaybetmek, yakınların vefat etmesi de önemsizdir. Çünkü Allah ahirete, sağlık da maddi eksiklikler gibi bu dünyada bir imtihan konusudur. O yüzden sağlıklı olmak bile Allah'ın koyduğu hedefler yanında aslında önemli bir hedef değildir. O zaman Kur'an-ı Kerim de mucizelerle bize evet, aslında müjdeler veriyor. Biraz mucizelerinden bahsedelim Kur'an-ı Kerim'in. Bahsedelim. Öncelikle mucize kelimesinin kendisine değinelim. Şimdi mucize kelimesi çok farklı anlamlarda da kullanılıyor. Onlar o kelimenin kendisine başta çok dikkat etmemiz lazım. Bir yönüyle bakarsak evrendeki her şey mucizedir. Niye? Çünkü bize her şey Allah'ın varlığını ve sanatını gösteriyor. Bir yerden siz, o bir yerde arının yaptığı faaliyetlerden, yıldızların iç yapısından, işte evrenin gelişme sürecinden hep Allah'ın varlığını ve sanatını çıkartabileceğiniz için bütün bunlar mucizevidir o anda. Yani bir harikadır anlamında. Ha bir de Kur'an'ın mucizeleri derken ki Kur'an mucize kelimesini daha çok ayet kelimesini kullanıyor. Biz Türkçe'de ayet kelimesini daha çok hani Kur'an'ın bölümleri için kullanıyoruz ama Kur'an da delil anlamında, belge manasında ayet kelimesi kullanılır ve Kur'an'da en sık geçen kelimelerden biridir. Yani Kur'an kendisinin de ayetler içerdiğini söylerken yani sadece o parçaları anlamında ayetleri değil, aynı zamanda Allah'ın varlığı için, Allah'ın söylediklerini doğru için deliller taşıdığı anlamında da bunu söyler. Ha, bu açıdan bakarsak Kur'an'ın doğruluğunu gösteren belgeler, deliller, işaretler yani mucizeler de Kur'an'ın içinde vardır. Ha, bunlar nedir? Şimdi buradaki en önemli şeylerden biri bu. Şimdi Kur'an başlangıçta şöyle bir çerçeve çizelim. Bir, Kur'an'da böyle mucizevi şeyler var. Bir de Kur'an'ın müthiş özellikleri var. Ben mucizevi şeylerle özellikleri ayırmaya çalışıyorum. Bu arada örümceklerle ilgili görüntülerimiz var diye arkadaşlar. Onları hazırlayalım lütfen. Kur'an-ı Kerim'de örümcekler geçiyor değil mi? Geçiyor. Bir Ankebut suresi var. Örümcek bir Kur'an'da geçiyor. Peki birazdan haberimizi verip sonrasında onunla da örümcekle ilgili de bir şey söyleriz. Orada da çok bir ince bir kullanım var Kur'an'da. Şimdi Kur'an'ın çok önemli özellikleri şunlar başlangıçta. Bir, Kur'an Allah merkezli bir varlık anlayışı oluşturuyor. Allah'ın varlığını gösteren her delil böylece aslında bir yerde Kur'an'ın bu en büyük iddiasını ispatladığı için Kur'an'ın doğruluğunu da bir delil aynı zamanda. Ve tek tanrılı dinleri. Bunun yanında Kur'an hayata anlam veriyor. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, niye varız burada soruların hiç cevabını bulamazdık. Her şey anlamsız olurdu. Kur'an buraya anlam veriyor. Ahlaki yapıya bir akılcı temel veriyor. Bu belki başka bir programın konusu ama Kur'an'ın böyle özellikleri var. Sahte tanrıları insan hayatından silip atıyor. Buna benzer müthiş bir özellikleri var. İnsanlık tarihinde bir yandan da müthiş rol oynamış. Şu anda 1 milyar 600 milyon küsur insanın rehber edindiği bir kitap. Dünyada en çok okunan kitap. Sırf namazlarda Müslümanlar okudukları kadar Kur'an'la bile. Yani Kur'an şu anda hatta yani İnsanlık tarihi boyunca en çok okunan kitap olduğunu çok rahat söyleriz. Hiçbir kitap bu kadar yoğun okunmamıştı. Böyle müthiş özellikler olan bir kitap. Şimdi bu kitabın içinde bazı öyle özellikler var ki peygamberin dönemindeki bir insanın söylemesi mümkün değil bu kadar şeyi. Çünkü Kur'an bir bakıyorsunuz denizlerin altından öyle bir izah yapıyor ki
Yani o dönemin bilgi seviyesine ulaşılması mümkün değil. Sonra Kur'an bir evrenin başlangıcı ile ilgili, demin söylediğimiz gibi bir sonuyla ilgili bir izah yapıyor. Bir bakıyoruz mesela Ankebut'ta örümcekle ilgili enteresan bir dağlarla atıf yapıyor. Ilgili. Dağlarla ilgili çok enteresan izahları var. Gökyüzünün korunmuş olduğunu geçiyor ki, yani bununla ilgili de bilimimize söylediği çok enteresan şeyler var. Dünyanın yuvarlaklığıyla ilgili işareti var, daf diye bir kelime geçirdi. Yani böyle çok ayrı alanlara Kur'an giriyor. Hani denizin altı nerede? Evrenin başlangıcı nerede? Şu andaki işte yıldızlarla ilgili işaretler nerede? Peki, ve bunların her birinde olağanüstü izahlar var. Bak derin dedik, insanlığın şu andaki en önemli kozmoloji teorilerinden biri dedik işte Big Bang. İşte Kur'an'da onunla ilgili çok önemli atıflar var dedik. Evrenin sonu çok yeri keşfedildi dedik. Kur'an'da onlarla ilgili atıflar var. Peki örümcek başka... Peki. Profesör Doktor Caner Taslaman, Kur'an-ı Kerim'de örümcek nasıl geçiyor? Evet. Ankebut suresi miydi? Evet, Ankebut suresi. Kur'an'ın 29. suresi 41. ayetinde de geçiyor. Burada şöyle bir atıf var. Aslında örümceğin bizatihi kendisinden bahsetmek yerine örümcek Allah'tan başka dost edinenlerle ilgili bir konuda benzetme için kullanılıyor. Yani, Allah'tan başka dost edinenlerle yani Allah'tan başka dost edinenlerin örneği kendisine ev edinen dişi örümceğinkine benzer diyor. Evlerin en çürüğü ve örümceğin evidir. Keşke bir bilselerdi diyor. Hmm. Şimdi burada çok enteresan var. Birincisi enteresanlık şu. Ankebut diye geçiyor. Yani erkek örümcek aslında ankeptir. Dişi örümcek ankebuttur. Burada özellikle dişi takısı var. Fiiller de dişi çekim. Arapçada dişilik veya erkeklik fiil çekimlerinde de farklı oluyor. Şimdi niye? Çünkü biz biliyoruz ki temelde yuvayı kuran örümcek dişi örümcektir. Erkekler de bazen kursalar da bunlar sonradan bırakıyorlar. Ama temelde örümcek yuvasını yapan dişi örümcek olduğu için Kur'an'da böyle enteresan tahmini bir atıf var. Yani Kur'an orada böyle bir hem erkek hem dişiye gönderme yapılabilecek şekilde. Çünkü erkek zamirler ikisi için ortak da kullanılır. Yani o tarz bir şey de yapmıyor. Yani inandığınız Allah'ın dışında bir varlık... Dişi örümceğin evi gibidir doğru anladıysam. Yani çok çabuk kırılır, siz bunun farkında bile değilsiniz diyor. Tabii. Şimdi olayın tabii o benzetmenin kendisi de bence çok önemli bir benzetme inceleyeceğiz ama orada Kur'an'ın bir dişilik takısını bile nasıl ince kullandığı ile ilgili bir şey var. Dikkat edin. Başka yani, hayvanlar var mı Kur'an'da? Var Kur'an'da. Mesela buna benzer. Bu örnekle ilgili bir şey diyeyim de ondan önce geçeyim. Şimdi Kur'an'ın burada söylediği şeyin önemlerinden biri de şu. Şimdi dostlar edinmek istiyor insanlar bir yerde. O dostların peşi sıra gidiyorlar. Allah'tan başka dostlar edineceğine. İşte beni falanca zengin malıyla korur. Falanca işte bilmem ne efendilere sığınırım. Allah'a sığınacağına onlara sığınıyor. New Age tarikatlara sığınıyor. Ne oluyor? Sonları hüsran ediliyor. Nasıl ki dişi örümceğin evi böyle ufacık bir el hareketiyle biri örümceğin evi bozulabiliyorsa. Onların kendisi de o kadar güvensizdir. Bir de üstelik yani dişi örümceğe atıf olmasının enteresan şeylerinden biri şu. Dişi örümceğin evi o kadar güvensizdir ki yani ufacık bir el hareketiyle bozulduğu gibi. Dişi örümcek kendi erkeğini bile yer. Kendi erkeği için bile güvenli bir yer değildir. Yani Kur'an'ın dişilik takısını seçmesi hani bir dişi örümceğin ağ yapmasının dışında. Kendi erkeğini bile yiyen bir tür dişi örümcek. Ondan da orası hani dost olarak sığınılacak bir yer değil. Yani bu kadar ince bir benzetme var Kur'an'da. Bu dost hani Allah'a yönelmek yerine gücü, kuvveti başka yerlerde arayanlar için muazzam bir benzetme. Ha, diğer taraftan Kur'an'da başka hayvanlarla ilgili de böyle enteresan benzetmeler var. Ha, mesela benzetme değil. Aslında o tamamen arıyı tarif. Burada bir benzetmede kullanılıyor. Nahl suresi ki arı suresi. Yani Kur'an'ın 16. suresi. Arıdan bahsediyor ve burada 68-69 iki tane ayette arı anlatılıyor. Yani Kur'an'da böyle iki ayet boyunca bir hayvanın detaylı anlatıldığı bir ayet yoktur başka. Ve orada da dikkat edin arıda yine dişilik takısı kullanılıyor şeyde çekimlerde. Çünkü arı nahıl kelimesinin dişi erkeği aynı bir kelime. Onun bir dişilik takısı alan bir kelime değil ama çekimlerden orada da bir dişi arıya atıf var. Nedir bu da çok enteresan. Niye? Çünkü Kur'an'da sayılan şeyler arıya işte kovanlar yap, evler edin diyor. Ondan sonra yollara koyul diyor gibi yapması gerekenler tarif ediliyor. Gerçekten şimdi, arıların dünyada olmadığında artık dünyanın sonu geleceği rivayet edilen yazı okumuştum. Var mıdır böyle bir şey? O kısmen de tabii şu açıdan yani dünyanın sonu gelecek demek abartılı olur ama birçok bitki de arılar sayesinde çoğaldığı için arılar birinden işte polen alırken diğerine konup da o bitkilerin de döllenmesine olduğu için birçok bitki yok olabilir. O bitkilere bağlı da bir sürü canlı var yok olabilir. Yani arıların yok olması oldukça zincirleme böyle bir felakete yol açabilir.
Ha, bu ayetteki ayetin dikkat çektiği şeyler şu. Arının bal toplaması, bal için bal yapması, pardon, bal toplamak için yola koyulması, bal yapması, kovan yapması. Şimdi Kur'an'ın dikkat çektiği şeyler. Bunları şu anda biz biliyoruz ki bir tek dişi arı yapar. Yani hiçbir şekilde erkek arı bunlara girişmez. Zaten arı kovanı ana ve kızlar yuvası gibidir. Karıncalar da biraz buna benzer. Yani arı kızlarından oluşan bir yuvadır. Erkekler çiftleşme dışında pek işe yaramaz. Ondan sonra da erkekler atılırlar. Ama Kur'an'ın inceliğine bakın. Orada vazifeleri sayarken o birkaç vazife, onları bir tek dişi arılar yapınca Kur'an orada da dişilik takısını kullanıyor. Burada da böyle müthiş bir incelik var. Diğer taraftan mesela başka bir ayet var bana göre inceliği olan. Mesela yeniden diriltilecek insanlar çekirgelere benzetiyor. Yani onlar çekirgeler gibi çıkarlar diye Kur'an bir benzetme yapıyor. Şimdi bazı öyle çekirge türleri var ki bilmem kaç yıl toprağın altındayken, tarih atıyorum kafadan ama diyelim ki 22 Nisan saat 5. Böyle bir tarihte on binlerce, işte değil yani yüz binlerce belki artık adedine kadar çok çok yüksek bir adette çekirge. Hepsi bir anda aynı anda yeryüzüne çıkan böyle çekirge türleri de var. Şimdi buradaki enteresanlık şey şu, yeniden diriliş manzarasını Kur'an bize nasıl çiziyor? Yeniden insanlar diriliyor, yani hepsi bir anda hep beraber diriliyorlar. Öldükleri yerden yeniden yaşama başlıyor gibi hissediyorlar. Yani beni kim uyandırdı burada diyorlar. Şimdi topluca hepsi birden ortaya bir çıkış var. Ve burada çekirgelere baktığınızda onlar da aynı şekilde topraktan hepsi birden topluca bir yerden sanki ölüymüş yokmuş gibi olduklarında bir anda yeryüzüne dağılmaları. Ama dikkat edin. Kur'an orada bir benzetme yapıyor anlaşılması için. Ama o benzetmede işte bir hayvan bilimci incelediği zaman örümceğin ne kadar büyük bir incelik olduğunu anlıyor. Yani deminki örümcekte olduğu gibi. Yani Kur'an'da böyle takılar, benzetmelere varıncaya kadar müthiş bir incelik var. Ha bunlar bize neyi gösteriyor? Ha bunlar yani Kur'an'ın mucizeleri, aa okudum bu kitap ne kadar enteresan, çok da mucizeler varmış, tamam geçeyim demek için bir kitap değil. Asıl olan şey şu, bu kitabın Allah'tan olduğuna, bu kitaba güvenimizi olması gerektiğine dahil bunlar veriler. Bu kitaba güvenimiz olursa ne olur? Bu kitaba güvenimiz olursa hayatımızda Allah'tan daha önemli bir şey olmaz. Biz ahirete doğru gittiğimizi bilen varlıklar oluruz. Ha demin hastalıklarla ilgili şeyleri söyleyelim. Diyelim ki bir yakınımız hastalandı, ölüyor. Ya ahiret hayatına göre bu dünyadaki Kur'an'ın çizdiği manzaradaki hastalıklar nedir ki? Ya tamam biz hepimiz yakınlarımızı kaybedince üzülüyoruz. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, dostlarımız, kimisinin çocuğu da erkenden gidiyor. Çok üzücü olaylar. Ama Allah'ın çizdiği manzara içinde biliyoruz ki ahirette Allah bizi yeniden kavuşturacak. Yeniden kavuşma imkanımız var. İnşallah. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Ha bunu nereden öğreniyoruz? Ahiretin varlığının başka belki delillerini de konuşabiliriz başka bir programda. En önemli delillerinden biri Allah'ın Kur'an'da vaat etmesi. Kur'an'a güveniyorsak işte o zaman yakınlarımızın ölümünü de, hastalıkları da karşılamamız bambaşka. Hastayız diyelim, felçli olduk. Yani tamam dünyada felçli olsa çok büyük bir felakettir. Ne kadar felçli kalacağım? Ya 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ondan sonra ahirete gideceğiz. Ya ahirete nazaran bu dünyada felçli olmanın önemi nedir? Tabii hiçbirimiz istemeyiz. Hepimiz yakınlarımız, yani dikkat edin. Tabii ki hepimiz Allah'ın verdiği bir nimet bize beden. Sağlıklı olmaya çalışmamız lazım. Sağlık nimetine şükretmemiz lazım. Ama diyelim yitirdik. Bu dünya imtihanının bir parçasıdır o. Ama Kur'an'ın ortaya koyduğu varlık anlayışına biz inanıyorsak buradan ahirete gidiyoruz. Bütün dünyadaki dertler, bütün felçler, sakatlıklar, özürlü çocuklar, şunlar bunlar hepsi Kur'an'ın manzarasında çok ufak şeylerdir. Ha büyük şey nedir rezalet? Bir Müslümana göre işte dünyadaki büyük rezalet yakınının kanser olması, yakının ölmesi değildir. İmanı kaybetmek, Allah'tan kopmaktır. Çünkü onun bedeli ahirette de ödenecektir. Dünyada ödenmekte kalmayacaktır. Kur'an bize böyle bir varlık anlayışı sunuyor. Hem Kur'an'ın mucizelerini görürken, Kur'an'ın bu söylediği mesajın bizim için önemini anlıyorsak, bunu içimize sindirebiliyorsak bu mucizelerden sonra önemli, aa ne kadar enteresan deyip geçiyorsak, o mucizevi şeyler gerçek fonksiyonu siz yapmaz. Siz konuştukça aslında daha çok merak ediyoruz, daha çok öğrenmek istiyoruz ve dinlemek de müthiş hoşumuza gidiyor. Sağ olun. Profesör Doktor Caner Taslaman, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim, zevkti. Bizim için de çok Kur'an'dan büyük zevk. Kur'an'dan konuşulan her ortam bizim için zevktir. Ne İnşallah güzel. Kur'an'ın konuşulduğu ve Kur'an'ın anlaşılmaya çalışıldığı ve hayata geçirmeye çalışıldığı ortamlar artar diyelim. Biz de aynı şekilde sizinle konuşmaya devam edeceğiz. İlerleyen programlarımızda çok teşekkür ediyorum.